Üniversite öğrencisi genç kız, ailesinin izni olmadan bir şey yapmayı hayal bile edemezdi. Özel bir üniversitede beraber okuduğu gence aşık olmuştu. İlişkileri o kadar ilerlemişti ki beraber Mısır'da bir tatil köyüne gittiler. Ailesine üniversite gezisine gideceğini söylemişti. Abisi mahremi olmadan gitmemesi gerektiğini söylese de babasından izni koparmıştı. Bu seyahatte kimseye haber vermeden imam nikahı kıydılar aralarında. Erkek arkadaşının tatlı diline kanmıştı genç kız. Ona karşı gelmek aklından bile geçmiyordu. Toz pembe bir hayatın içindeydi sanki. Büyük bir hatanın içinde olduğunu fark edemiyordu. Ailesine nasıl hesap vereceği aklının ucundan bile geçmiyordu. Kendi aralarında söz verip bir kağıdı imzaladılar ve genç kız kendini teslim etti sevdiği adama. Sonrasında sevdiği adamın elinde oyuncak olacağını nereden bilebilirdi? وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Ailelerinin izni olmadan yaptıkları bu sözde evlilikten sonra bir gün abisi sevinçle kıza gelerek iş arkadaşının kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Abisi bu duruma çok sevinmişti çünkü arkadaşı kardeşini güzel yaşatacak, güzel ahlaklı biriydi. Bu duruma kız kardeşinin de sevineceğini ve kabul edeceğini düşünüyordu. Kaçmaz bir fırsattı bu. Genç kız abisine okul bitmeden evlenmeyi düşünmediğini söyledi. Abisi bu cevaba biraz üzülse de kız kardeşine sezdirmedi, kararına saygı duydu. Sonuçta birkaç ay sonra okulu bitecekti kızın. Üniversite bittiğinde genç kız sözde evlendiği adama resmi nikahı ne zaman yapacaklarını, ailesinin sürekli karşısına damat adayı çıkardığını söyledi. Fakat genç adam onu hiç önemsemedi ve Avrupa'ya seyahat edeceğini söyleyerek kızı boşadı. O gün genç kız çok sayıda hap içerek intihar etmeyi denese de başaramadı. Kendisini hastanede buldu. Hastaneden eve döndüğünde ailesine olan biteni anlatmaktan başka çaresi yoktu. Çok pişman olduğunu söylese de ailesine kocaman bir utanç yaşatmıştı. Bu durumu haber alan damat adayı abisine "Kız kardeşin için Allah'tan hayır diliyorum. Allah içimi soğutursa en kısa zamanda geleceğim." dedi. أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.